Herkese merhaba. Liselilerle Söyleşi Bağımsız Hareket başlıklı etkinliğimize hoş geldiniz. Bu etkinlikte bağımsız hareketi farklı farklı açılardan ele alacağız. Bunlar duyurumuzda da belirttiğimiz gibi bağımsız harekete başlamaya karar vermek ki belki de en zor aşamalardan bir tanesi bu. Aileye dair ailelerin korumacı tavırları olabiliyor. Bunları aşmak. Bu süreçte kullanılabilecek araçlar veya zihinsel haritalama yöntemi bize nasıl destek olur? Ulaşım araçları, farklı mekanlar ve bütün bunları bir de az gören deneyimi açısından konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Ben Şeyma Büyükurbay. Şu an aramızda konuklarımız da var. Minik bir hepimiz kendimizi tanıtacağız. Ben psikolojik danışmanım. Kocaeli'de yaşıyorum. Ve bugün de moderasyonu yürütmeye çalışacağım. Sizler de kendinizi tanıtırsanız arkadaşlar. Atakan, senden başlayabiliriz. Tabii, herkese merhabalar, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben de Şeyma'nın söylediği gibi Atakan. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Aynı zamanda... Şu an sesim geliyor mu? Az önce bir kesildi ama şu an iyi galiba. Okey, süper. Baştan çok kısa tekrar alayım, kusura bakmayın. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Aynı zamanda bir teknoloji şirketinde de ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Ege TÜYESİYİM. Bugün deneyimlerimizi paylaşacağımız ve sohbet edeceğimiz için çok heyecanlıyım. Tekrardan herkese hoş geldiniz diyorum. Devam edebiliriz. Amine. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Ben de Amine Ennur. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Psikoloji artık 4. sınıf öğrencisi olduğunu düşündüğüm çift anadal öğrencisiyim. Ben de aynı şekilde Ege DS'yim. Ve bugün sizinle burada bağımsız hareketle ilgili hem kendi hikayelerimi hatırlayacağım ve belki size de bir şeyler katabileceğim için hem de sizleri dinleyebileceğim için gayet mutluyum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Görkem. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Görkem Yarımçam. Kayseri'den katılıyorum. Erciyes Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Mezun olmak üzereyim şu anda. Ben de bugünkü toplantımızda sizlere daha çok ailelerin bağımsız hareket becerisi kazanma sürecindeki etkisinden bahsedeceğim ve bağımsız harekete başlangıç deneyimlerimden kısaca söz edeceğim. Hepinize keyifli vakitler diliyorum. Umarım deneyimlerimizi paylaşacağımız güzel bir toplantı olur. Hepinize iyi dinlemeler diliyorum. Firdevs. Merhabalar herkese arkadaşlar. Ben de Firdevs Yıldırım. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde artık ikinci sınıf öğrencisiyim diyebilirim. İkinci sınıfa geçiyoruz. Bugün sizlerle beraber olduğum için ben de çok mutluyum. Çünkü aynı zamanda benim yolculuğumda hepimizin bir başlangıç noktası demeye çalıştığımız bu yolculuk hikayesinde karşılaştıklarım, bu karşılaştıklarımdan neler aldım, nelerle hani yol almaya çalışıyorum. Bunlardan bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Ümit ediyorum ki birbirimize anlamlı, güzellik dolu ve anlamlı bir hayat hikayesi için güzel şeyler bırakabiliriz. Böyle burada olduğum için mutluyum. Evet, peki. Son olarak o zaman Utku sen devam et istersen sen yap. Tamam. Şeyma sesim kesiliyor diye biraz yoldan sıyrılmış olabilir. Benim sesim. Evet, sesin kesiliyor biraz. Aa, evet. Az önce bana mı söyledi? Evet. Özür dilerim, tamam. O zaman biriniz devam edin, ben o sırada bir çaresine bakacağım. O zaman Utku söylesin, ben sonra
tanıtayım. Tamamdır. Ben de Utku Demirakan. 2015 yılında Bursa'dan İstanbul'a geldim. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümüne. 2020'de de mezun oldum. Yeni mezunum. Yani 5-6 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum aslında. Az görüyorum ben de. Hani biraz daha o kısımdan, o perspektiften bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Kendi hayatımdan en azından. Bilmiyorum, herkesin deneyimi farklıdır tabii burada. Diyeyim. Ezgi, sen devam et istersen. Şeyma gelene kadar. Merhaba, ben de Ezgi Özyaşamış. Hacettepe Üniversitesi Almanca öğretmenliği. Artık son sınıf öğrencisiyim ben de. Aynı zamanda engelli öğrenci temsilcisiyim. Tabii ki pandemiden dolayı bir şeyler yapılabildi mi? Yani verimli olmadı. Bu şekilde. Umarım güzel bir etkinlik olur. Umarım şu anda sesimde bir sorun yoktur. İyi gibi şu an. Çok mutluyum. Evet, siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Bence süper bir başlangıç yaptık. Herkes farklı şehirlerden, farklı bölümlerden, yıllardan, deneyimlerden falan filan. Biz bu böyle bir serüven şeklinde paylaşacağız. Burada aslında amacımız ne? Böyle mutlaka şunlar doğru yollardır gibi tek yöntemler önermek. Ne de işte bir hani şey oluşturmak, bir kitabi, bir arşiv oluşturmak. Aslında deneyimlerden doğan ve herkesin deneyimi farklıdır ana fikrindeki ama yolculuğumuzun çok ortak noktalarından hareketle kimler neler yaptı ve neler yapabiliriz gibi bir perspektiften paylaşacağız. Daha doğrusu ben burada modere edeceğim, arkadaşlarım paylaşacaklar. O zaman yolculuğun ilk başı malum karar vermektir. O zaman ben Firdevs'e bu noktada sözü bırakayım. Tamam, inşallah. Ben de başlıyorum o halde. Aslında her birimizin hikayesi tabii ki bambaşka. Tabii ki bambaşka duygularla, bambaşka hikayelerin içinden buraya gelmiş, oturmuşuz, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ben açıkçası liseye gelene kadar çok az ışık algısı olan bir çocukluk geçirdim. Ve aynı zamanda benim bir ikiz kardeşim daha vardı ve her şeyimiz hep beraberdi. Yani her şeyim onunla beraber geçiyordu. Hep hani şey derler ya, yani el ele tutuşuyorduk, öyle hallediyorduk her şeyi. Ta ki liseye gelene kadar ve liseye geldiğim zaman benim o var olan ışık algım da kayboldu artık. Bir sonuç olarak o ışık algım zaten kaybolacaktı. Daha sonra lise sınavlarına girdiğimizde ben hayalim olan, istediğim bir proje okulu vardı. O okulu kazanmak için çalıştım ve orayı kazanmıştım. Hatta evimizde okulun yanına taşıdık biz. Dedik ki hani işte daha yeni başlayacağım liseye, avantaj olur, daha kolay olur. Daha rahat bir eğitim hayatı olur diye düşünüyorduk. Annem ve babam da öğretmenlerdi. Hep böyle annem elimden tutuyor. İşte o ona göre programlarını ayarlıyor. Okula beraber gidip geliyoruz. İşte o beni alana kadar ben bekliyorum okulda falan. Devam ediyoruz ve ben buna alışıyorum bir süre sonra. Ya ne güzel işte, hani insan alıştığı bir şeyden hani rahat nasıl oluyorsa sanıyorsun ki o en iyisi. Sanıyorsun ki o senin için daha güzel bir seçenekmiş gibi. Sanki senin için daha iyi olan şey işte annemle beraber gidip gelmemmiş gibiydi. Bir gün şeyi hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. Okul çıkış zamanı lisede kapının önünde bekliyorum ben. Ya şey var, hani annem gelecek, evet beni alacak ve beraber eve yürüyeceğiz. Evimiz de uzak değildi. Yani yürünebilecek bir mesafede. Ben annemi bekliyorum ama annem olmadan neden eve ben tek başıma gitmeyeyim demiştim. Daha sonra annem gelene kadar yine bunları düşündüm falan. Tabii ki o zamana kadar yine sürekli düşünüyorum. Yani işte kendi başıma benim, annemin beni alıp okuluma bıraktığından başka bir hayatım daha var. Ve benim sadece yürüyeceğim yol evden okula, okuldan eve olan yol değildi. Bunu bir gün böyle kendime sorarken fark ettiğimi hatırlıyorum. Yani
Evet, annemin benimle olabileceği bir hayatım da var. Evet, bu çok da kötü bir şey değil belki. Ama ayrıyeten annemden farklı ya da benim elimden tutacak başka birilerinin olmadığı bambaşka bir hayatım daha var ve sadece o yoldan ibaret de değilmiş. Yani onu görmem gerekiyormuş ve o gün bir şekilde görmüştüm. Yani görmek için aslında biraz daha şöyle söyleyebilirim belki. Şey, yani canım acımıştı. Başka birileri kendi başlarına bir yerlerden bir yerlere gidebiliyorlarken ben de gitmek istiyorum demiştim yani. Sanıyorum haklı bir isyandı. Yani o zaman da bunu söylemiştim. Annem de hak vermişti bu noktada bana. Daha sonra bir gün okula gideceğim zaman sabah anneme şey dedim. Yani bugün belki ben tek başıma gidebilirim. Yani gitmek için çalışabilirim. Zorluklar da yaşıyordum. Çünkü işte kaldırımlar istediğimiz şekilde değil. Yani kaldırımda her gün geçtiğim yoldan böyle ilk defa geçiyormuş gibiydi. Çünkü ne kadar insan yürüdüğüm yola alıştım dese de her gün başka taşlar çıkabiliyordu önüme ve taşa takılıp düştüğüm de oluyordu. Ama o taşa takıldıktan sonra oturup ağlıyorsam kalkıp diyordum ki ya bu yol benim ve burada ben yürüyeceğim. Yani bu yolda benden başka hiç kimse yürüyemez sonuçta. Evet, başkalarıyla beraber yürüdüğüm zamanlar da oldu. Ama düştükten sonra taşları bir kenara koyduktan sonra yine kendi başıma yürümem gerektiğini her zaman kendime söyledim. Benim duygularımı ben yaşıyordum çünkü annem yaşamıyordu, işte kardeşim yaşamıyordu, arkadaşlarım yaşamıyordu, beni gören insanlar yaşamıyorlardı. Ve ben tüm bunları kabul ediyorum. Ben bu kabul ettiğim şeylerle beraber yürümeyi seçiyorum. Ben bunlarla beraber evet belki bir gün ağaca tosladım. Belki bir gün işte bir taşa takıldım, yere oturdum, düştüm. Ondan sonra birileri geldiler böyle Allah yavrum işte geçmiş olsun filan dediler. Evet, hepsini dediler. Ama ben dedim ki ya hayır, bir durun, bir bekleyin, bir nefes alalım ve ben yolumda yürümeye devam edeyim. Şu an aklıma bir şey geldi. Çok kısacık bir şiir vardır. Birkaç satır hatırlayabilirsem hatta onu size söyleyeyim. Şimdi aklıma gelen kadarıyla. İçimden dedim, beraber yürüyelim olur mu? Varsın, gemimizi taşıyamasın sular. Varsın, uyuyakalsın bize gönderilen bahar. İçimden dedim, beraber yürüyelim olur mu? Esasında mesele buymuş. Yani hayatımızda geçtiğimiz farklı dönemlerde farklı insanlar yanımızda oldukları gibi yanımızda olamayabilirlermiş. Ve elbette şunu demeyi ben çok şey görmüyorum. Hani işte birileri yanınızda olamayabilir, bunu sürekli düşünmek bana çok mantıklı gelmiyor. Ama bunun yerine şunu söylüyorum. Hayatımızda eğer ki tek bir saat ya da tek monoton bir şey yoksa, yani insan her an her şeyi yaşayabilirse, ben de hayatımı her an her şey olabilecekmiş gibi, her an her şeyle beraber tüm bunları yaşadıklarımı kalbime koyarak, bazen birilerine cevap vererek, bazen de cevap vermeyerek, belki bazen işte çok canımız sıkılır, bazen karanlıkta kaldığımız olur, ya nasıl olacak dediğimiz olur, ama yürümeye ısrarla devam ederek. Bazıları derler ki herkes yürümek zorundadır, herkes işte bir şekilde devam eder, ama bizim bence bu işte bazı noktalarda nasıl ki erişilebilir, ulaşılabilir bir şeyler yoksa bize engelliliğimizin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyorsa, biz tüm bunlarla beraber daha çok ısrarla devam etmemiz gerekiyor. Yani o nedenle kimimizin hayatı işte daha kolay gelir bize. İşte kimisininki daha güzel gelir. Olabilir, hepsi olabilir. Ama
yürüdüğümüzde karşılaştığımız bazen güler yüzlü insanlar, duyarlı insanlar olurken bazen böyle hiç beklemediğimiz şeylerle de yüz yüze gelebiliyoruz. Ben daha yakın bir zamanda yaşadım, hatta bir şey anlatayım. Evimize yakın aynı zamanda bir yürüyüş parkuru vardı. Ben burayı böyle hızlıca toparlayabilirsen sevinirim, kusura bakma. Tamam, toparlıyorum Şeyma ablam. Şöyle, yani hepimizin dediğim gibi hani yolculukları, hikayeleri bambaşka, evet. Ama ben bir gün dediğim gibi şöyle, ben hayatımda sadece bir andan, bir saniyeden, bir günden ya da tek bir şekilden, tek bir gidip gelmeden ibaret değilim. Ve benim hayatımda her şey var. Ben de tüm bunlarla beraber kendi başıma yaşamam gereken şeyleri de seçerek yürümeyi ve bastonumu elime alıp bazı günler düşmeyi, bazı günlerde ısrarla devam etmeyi seçerek yürümeye başladım diyebilirim. Böyle. Çok teşekkürler. Yani bu kısım ancak bu kadar içten anlatılabilirdi. İçten ve hoş tekrar. Görkem, senden devam edebiliriz o zaman. Tekrar merhaba arkadaşlar. Öncelikle Firdevs arkadaşımızın bu güzel paylaşımlar için kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok etkileyici bir şekilde anlattı deneyimlerini. Ben de kısaca şeyden bahsedeceğim öncelikle. Baston kullanmaya nasıl karar verdiğimden ve ailemin nasıl tepki gösterdiğinden bu duruma. Bundan bahsetmeden önce şu anki görme oranımdan bahsedeyim. Görme oranım şu an için %90 oranında. Işığı ve cisimleri karartı olarak algılayabiliyorum. Tabii görme oranım sonradan azaldı benim. Sonradan azalınca tabii birçok şeye uyum sağlama konusunda zaman zaman problemler yaşadığım da oldu. Ancak birçok şeyin üstesinden gelmek için elimden geleni yaptım. Ben özellikle ilköğretim ve lise dönemindeyken yani baston kullanmıyordum. O zaman ihtiyaç çok duymuyordum. Gerek görme oranımın biraz daha iyi olması, gerekse şeyden ötürü, yani biraz bunu da burada açıkça söyleyebilirim. Biraz utanıyordum açıkçası baston kullanmaya. Yani bastonu elime alıp yürüdüğüm zaman herkesin bana bakacağını, bana acıyacağını ve benim hakkımda konuşacağını düşünüyordum sürekli. Kafamda hep bu soru işaretleri oluşuyordu. Ancak tabii baston kullanmaya başlayınca bu durumlarda hani hiç yaşanmıyor diyemem, ancak büyük oranda aştım ve yaşansa bile bu tarz durumlar, hani bunlarla etkili bir şekilde baş edebildiğimi düşünüyorum. Baston kullanmaya üniversite ikinci sınıfta başladım ben. O dönem şöyle olmuştu, birinci sınıftayken ailem götürmüştü beni üniversiteye her gün. Ve burada şöyle aksaklıkların olduğunu fark ettim. Bazen ders saatlerimiz değişebiliyordu ya da yapılacak dersimiz iptal edilebiliyordu. Böyle durumlarda ben tabii diğer arkadaşlarım gibi eve gidemiyordum bağımsız hareketimin olmaması nedeniyle. Bu durumda da yani kendimi çok yetersiz hissediyordum. Ben neden yapamıyorum, neden başlamıyorum buna? Yani utanılacak ne var demeye başladım ve bu durumu sorguladım kendi çapımda. Daha sonra üniversite birinci sınıf bittikten sonra o yaz şehir dışından bir arkadaşım geldi, görme engelli kendisi. O ayrıca bağımsız hareketi iyi olan bir kişiydi. Onunla zaman geçirdim biraz daha. Onu hani nasıl bu süreci yürüttüğüyle ilgili bilgiler aldım. Tabii bu noktada şunu da söyleyebilirim. Aileler özellikle bu tarz kişileri görürlerse örnek olarak, hani bağımsız hareketi gelişmiş olan kişileri gördükleri takdirde buna olan cesaretleri daha da artıyor ve kaygıları biraz daha azalabiliyor. Onu paylaşabilirim parantez içinde burada. Bir de benim ablam da görme engelliydi. Biraz ondan da cesaret aldım. Çünkü onun bağımsız hareketi benden o zaman daha iyiydi.
Evet, kendisi şehir dışında şu anda. Şehir dışında bağımsız hareketi iyi bir şekilde hani kendi yaşamını sürdürebiliyor. Ayrıca yine kendi ailemle ilgili bilgi verecek olursam, özellikle birçok ailede olduğu gibi benim ailem de çok korumacıydı. Yani mesela bastonu elime alıp dışarı çıkacağım zaman aman oğlum bir şey olur, sakın şey yapma, bak başına bir iş gelir, dikkatli ol ha filan diye böyle tepkiler verirdi sık sık. Tabii ben de bu süreçte biraz korkuyordum ister istemez. Hani özellikle yeni başladığım zamanlarda acaba gerçekten ailemin dediği kadar var mı diyordum. Ancak tabii bu sürece alıştıkça bu tarz korkularımı aşmaya başladım. Yine bu süreçte hani bazen ailem bu durumu kabul etmek istemediği zamanlar da oldu. Yani baston kullanıp bir yere gitmemi istemedikleri durumlar da oldu. Öyle durumlarla karşılaştığımda açıkçası mümkün olduğunca tatlı dille ifade etmeye çalıştım. Ancak tabii bazen tatlı dille ifade ettiğimde işe yaramadığında tabiri caizse hani yumruğumu masaya vurmayı da bildim. Hani bazen çünkü öyle durumlarla karşılaşabiliyoruz ki tatlı dille çözülmüyor birçok şey. Onu da yaptım yer geldiği zaman. Yine arkadaşlarımdan özellikle duyduğum kadarıyla bazıları özellikle kendilerine yani kendilerine iyi ulaşabilecekleri bir noktayı iyi bir şekilde öğrendiklerinde, yolunu öğrendiklerinde kendi başlarına gittiklerini ailesinden habersiz böyle bir şey girişimde bulunduklarını duymuştum. Bu da belki başlangıç açısından işe yarayabilir. Yine bu konularla ilgili şey de çok sık karşılaşıyorum. Özellikle cinsiyet açısından olaya baktığımız zaman bazı aileler özellikle görme engelli olan kadınlara karşı daha fazla ön yargılı oluyorlar. Onların bağımsız hareket becerisinin gelişmesini engelleyebiliyorlar korumacı tutumlarından dolayı. Bu konuda da belki paylaşımları olacak olanlar vardır. Benden sonra paylaşabilirler dilerlerse. Yine bu konularda şu an bunlar aklıma geldi. Bir de pandemi dönemini de hemen kısaca söyleyeyim. Pandemi döneminde ne yazık ki biraz sekteye uğradı bağımsız hareket becerim. Zaten 1,5 yıldır bağımsız hareket becerisini aktif bir şekilde kullanıyordum. Ancak daha sonra bu süreç başlayınca pandemi süreci uzun bir dönem dışarı çıkmadım. Daha sonra çıksam da yakın yerlere gittim. Böyle olunca tabii olumsuz yönde etkilendi biraz. Ama umarım önümüzdeki dönemlerde yani ailemin de etkisi daha yani artık biraz daha tabii azaldığı için kendimi daha çok geliştirebileceğimi düşünüyorum. Son olarak şey de ekleyebilirim. Aileler bu süreci kabul ederken yani bir anda etmiyorlar aslında. Yani tamam oğlum sen yapmışsın işte hemen gidebilirsin demiyorlar. Bu biraz süreç gerektiriyor açıkçası. Zamanla sizin kendinize olan güveninizi gördüklerinde, bir yerden başka bir yere ulaştığınızı gördüklerinde bunu da artık kabul etmeye başlıyorlar ve size daha fazla inanıyorlar. Benim söyleyeceklerim şu an için bu kadar. Aklıma geldikçe sonradan paylaşımda bulunabilirim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz paylaşımın için. Utku, senin bu başlangıca dair ekleyeceklerin neler olur az gören açısından? Tamam, yani ben en sonunda söz alabilirim aslında hepsini toparlamak için. Bir aslında şeyden bahsedebilir miyim? Görkem'in dediği yerden bu baston kullanmak konusunda. Yani bu az görenlik konusunda şöyle bir sıkıntı oluyor. Aile de genel olarak bilmeyebiliyor çocuğun ne kadar gördüğünü ki bu hani ailenin aslında çok da suçu değil çünkü çocuk da bilmiyor aslında. Gerçi hani bu etkinlikte olanlar benim lisedekilerimden çok daha önde muhtemelen çünkü benim çevremde hiç kör veya az gören yoktu lisedeyken. Yani öyle çeşitli derneklere falan üye değilim ve bu gerçekten çok şey fark ettiriyor. Ben üniversitede ilk hani çevremde engelli insanlarla tanıştım, görmeyen insanlarla tanıştım. Ve o zaman fark ettim aslında bir şeyleri. Aa dur, ben görmüyormuşum ya bazı şeyleri gibi. Çünkü hani lisedeyken şey sanıyordum. Zaten insanlar birbirinin göz rengini görmüyor. Hani kimse görmüyor zaten. Hani benden 3-5 kadın daha iyi görüyorlar ve çok da bir şey yok burada deyip ben baston kullanmıyordum ve bu gerçekten bir şeyleri etkiliyordu aslında. Hem annemler, babamlar benim nereye gidebileceğimi bilmiyordu. Ne de ben biliyordum bunu aslında. Çünkü baston kullanmayınca gerçekten birazcık kısıtlanıyor o bağımsız hareketin.
Burada şey çok önemli. Hani görmeni tanımak ve ne kadar gördüğünü bilmek. Çünkü görmeni kullanmak da çok kolaylaştırıyor işleri ama ne kadar gördüğünü bilip hani ona göre hareket etmek. Bazen de ben görmüyorum kardeşim, bu böyle, kabul etmek ve hani kör olduğunu anlayıp öyle hareket etmek gerçekten çok daha herkes için psikolojik olarak rahatlatabiliyor. Diyeyim hani baston kullanma konusunda, sonra yeri geldikçe ben de devam ederim. Tamamdır. O zaman buraya kadar sizden bir ekleyeceği olan yoksa yok sanıyorum. Şöyle bir kısma geçelim. Bağımsız harekete başlamaya karar vermek, aileyi ikna etmek, evet bunlar bir süreç ve bir yandan da bu süreci nasıl zenginleştirebiliriz? Bunu da Atakan'ın teknolojik araçlar ve zihinsel haritalama bağlamında paylaşacaklarından devam edebiliriz sanıyorum. Şu an sesim geliyor değil mi? Evet. Süper. Ben çok az gerisinden almak istiyorum Şeyma. Eğer sen de izin verirsen zamanı hızlı kullanıp Firdevs ve Görkem çok evet, güzel bahsetti o süreçten ama ben de aslında kısaca sürecimden bahsedip sonra teknolojiye nasıl bağlayacağımdan aslında biraz bahsedeceğim. Ben de aslında biraz şanslıydım. Ortaokul civarında yaklaşık bir 9-10 sene önce ilk bastonla tanıştım ve aslında o zaman hep okul içerisinde baston kullanıyordum. Sonrasında hep beni birileri bir yerden bir yere götürüyordu. Ama sonrasında bir şey süreç Firdevs ve Görkem'e benzer bir şekilde gelişti. Ben de aslında okula tek başıma gidip gelebilir hale geldim. Hep böyle çevredeki yerlere gidebiliyordum aslında. Sürekli hep böyle aklımda olan yerler evin çevresindeki. Ama o süreçte de teknolojiyi de takip ediyordum. Çünkü zaten teknolojiye ilgili bir insandım. Tabii öyle olunca da biraz biraz artık teknolojinin bu bağımsız hareket sürecine faydalı olduğunu biraz mail gruplarından, biraz işte çeşitli içeriklerden görebiliyordum ve o anda kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Hani ya ben bir teknolojik uygulama kullanırsam her yere giderim herhalde. Ya artık onun önündeki tek şey o. Bir de o zaman çocuktum açıkçası. 13 yaşında falandım. Hani ve bu böyle bir düşüncem vardı. Tam o zamanlarda da yine biraz şanslıydım bence ve teknolojiyle tanışmıştım. İlk defa böyle bir navigasyon uygulaması kullanmaya başladım ben bağımsız olmaya başlarken. Ve bağımsız hareketim o kadar da iyi değildi bence. Navigon diye bir uygulama vardı. Çok böyle isimler önemli değil ama o tarihsel süreci görmek için. Ve ben onu böyle indirdim. Bir heyecanla artık dışarı çıkacağım. Zaten ailem de biraz ikna olmuş. Ama daha annemle hani bir yerlere gitmeyi deniyoruz. İşte o bana bazı yerleri gösteriyor çevredeki falan. Navigasyon kullanmaya başladım ama fark ettim ki orada benim bir yanlışım var. Hani az önce bahsettim. Ben navigasyon kullanırsam o beni kapıdan alır herhalde diğer kapıya götürür gibi bir noktadaydım. Onun öyle olmadığını, sokak isimlerinin yanlış olduğunda ya da döneceğim yerlerden çok da aslında bana önce söylediğinde ya da sonra söylediğinde fark ettim ve o an açıkçası teknolojiye birazcık inancımı kaybetmiştim. Nasıl yani bu beni götüremez, götüremiyor gibi noktaya gelmiştim. Ama sonrasındaki deneyimle aslında şunu fark ettim. Ya, önemli bir nokta, o yüzden oraya böyle bir vurgulamak istedim. Teknoloji bence bağımsız hareketimizde çok önemli ve benim hayatımda yatsınamaz hareketimi ilerletmem konusunda. Ama her şey değil. Hani asıl o şey olan kısım işte Görkem'in, Firdevs'in, Utku'nun bahsettiği nokta bence. Yani önce gerçekten kendi kendini idare edebiliyor olmak ve hani bunu yapabileceğine inanıyor olmak sanki. Sonrasında teknoloji bunun sadece biraz yardımcısı. Hani bizim öncelikle o şeyi birazcık kazanıyor olmamız gerçekten baston kullanmayı, baston kullanma becerimizi, çevremizde olan işaretleri okumayı aslında kavradıktan sonra, burada böyle biraz daha pratik geliştirdikten sonra teknoloji bizim yardımcımız oluyor. Ben de bunu yavaş yavaş öğrendim aslında süreç içerisinde. Mesela bu nedir? Çok böyle basit birkaç örnek vereceğim. Bence o netleştirecektir süreci. Mesela ben ilk navigasyon uygulamaları kullandığım zaman dönüşleri tam olarak söylemiyordu. Yani bana mesela şey diyor işte 50 metre sonra sola dönün diyor ama belki o 50 metre değil yani. Hemen mesela yanımda bir sokak var, oradan döneceğim. Ben bunu biraz mesela şöyle öğrendim. İşte duvar takibi yaparak mesela sola döneceksem sola geçtim yolda ve aslında soldaki sokakları izlemeye başladım. Ve döndüğümde de aslında navigasyonun bana verdiği talimatları birazcık hani okumaya yerindeyse işte metrem azalıyor mu mesela, gittiğim yerdeki metreler azalıyor mu gibi. Hani bu böyle böyle şeyleri yapa yapa ya da en sona geldiğimde mesela navigasyonun son adımında ben zannediyordum ki bana kapıyı gösterecek. Hani öyle bir şey yok aslında. Mesela 20 metrelik bir şeyde sapması oluyor navigasyonların ve beni kapamıyor. Orada da şeyi öğrendim, yani insanlara soru sormam gerekiyor. Hani şurası nerede, burası nerede?
Zaten birkaç kere sorduktan sonra da o diğer ipuçlarını, hani az önce bahsettiğim ipuçlarını, belki orada bir röber kapağı olabilir, bir şey olabilir, belki bir ses olabilir. Onları algılayarak aslında daha sonra geldiğimi tekrar bulabiliyorum. Ama hani ilk gittiğimde oradaki ipuçlarını da okumak önemli gibi geliyor. Sonrasında aslında hani sadece yaya navigasyonu değil, birçok konuda teknolojinin bana ve bize yardımcı olabileceğini fark ettim süreçte. Eminim herkesin de benzer deneyimleri vardır ya da farklı. Onlardan da bahsederek ben sonrasında farklı böyle telefonda olan uygulamaları kullanmaya başladım. İşte Google Maps gibi, Google haritalar gibi, Apple haritalar gibi. Bu uygulamalar da aslında benim hayatımı böyle güzel bir noktaya getirdi. Hatta hiç unutmayalım, Zutku'yla aynı şehirde yaşıyorduk Bursa'da. Beraber böyle yolculuk yapıp ses kayıtları falan alıyorduk. Navigasyon denemeleri yapıyorduk. Bu süreçte aslında farklı şehirlere gitmeye başladım lise sürecinde. Orada da biraz şanslı olduğumu hissediyorum. İstanbul'a gidip gelmeye başlamıştım mesela. Orada da şunu fark ettim. Hiç bilmediğim bir şehre gidiyorum artık. Hani burada bana nasıl yardımcı oluyor? Belki bu hani buradaki herkes için üniversite yeni bulmayla ilgili bir şey olabilir. Hani yeni bir şehre gidiyoruz belki. Aramızdan bazıları yeni bir kampüs hayatı, hiç bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Orada da aslında da ben hiçbir cümle kaçırmadım en azından, ama gittikçe artarmış gibime geldi şu anda. Ne yapabiliriz? Belki ağı değiştirmek. Şey, sesim kesildi mi benim? Ya ara ara kesildi, sanki artacakmış gibi geldi. Böyle o kesilmeler ama anlaşılmanı zorlaştırmadı. Ama bir alternatifim varsa şu an için bir... Okey, mobil verdiğim aslında şu an en iyi opsiyondayım, ama eğer daha da kesilirse bir yöntem bulalım, olur mu? Belki kameramı kapatabilirim ben bir süreliğine. Tamamdır o zaman. Öyle ilerleyelim. Sonrasında şey olursa devam ederiz. Aslında tam şeyden bahsediyordum. Hani yeni bir şehre gitme ve oraya ya da yeni bir yere adapte olabilme. Hani bu süreçte bana navigasyon nasıl yardımcı oldu? Hani önceden hep bildiğim yerlere gidiyordum, ama farklı yerlere gitmeye başladıkça mesela toplu taşımayı kullanma ihtiyacım doğdu. Ve toplu taşıma ne olabilir? Minibüs, metro, otobüs. Hani bu araçları kullanırken aslında teknoloji bize nasıl yardımcı olabilir? Orada aslında farklı uygulamalar kullanmaya başladım. İşte Moovit gibi, MobiETT gibi, isimlerin çok önemi yok. Bu uygulamalar mesela bana gideceğim yerlerle ilgili aslında rotaları sunmaya başladı. Örneğin İstanbul'a ben Bursa'dan geleceğimde işte A noktasından B noktasına gideceğim. Buraya nasıl gidebilirim? Önce onu yazıp o bütün rotayı ön izlemek. Mesela benim bağımsız hareketimde şöyle bir şey kazandırdı. Gideceğim yere önceden hakim olmam benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Bu şey olmak zorunda değil, yani her yeri bilmek zorunda değiliz. Ama temel olarak hani ben şuradan buraya gideceğim, işte buradan şu hatta binmem lazım, bu durakta ineceğim, yürüyeceğim, şu sokaktan geçeceğim, işte bu caddede ilerleyip buraya gideceğim. Bunu bilmek mesela bana yolda güven hissi veriyordu. Çünkü şu an doğru yerdeyim. Şu an evet rotamda gidiyorum hissiyatı için mesela önemli bir noktaydı. Burada da aslında dediğim gibi Moovit gibi birçok böyle toplu taşıma uygulamasını kullandım aslında. Ama süreçte şeyi fark ettim. Bu sürecin içerisinde benim hani teknoloji her şeyi karşılamıyor. Benim de o teknolojiyi kendime göre bazı konularda evritmem lazım. Orada bir örnek paylaşabilirim belki. Ben bir dönem okuluma giderken minibüs kullanıyordum. Hani biliyorsunuz o toplu taşıma hatların, işte otobüslerin, metroların hep bir durakları var, ama minibüs abi beni şurada indirir misin dediğin yerde inebileceğin bir şey. Dolayısıyla çok da bir durağı yok aslında. Mesela ben burada şunu yaptım. Gideceğim konumları kaydediyordum bir uygulamaya. Ve aslında oraya yaklaştıkça bana işte mesela 100 metre kala bana işte bu uyarı veriyordu uygulama ve ben orada ineceğimi anlıyordum. Hatta işte şoföre abi ileride sağda inebilir miyim dediğimde şey oluyordu, yani nasıl biliyorsun, doğru mu burası, bak emin misin? Evet eminim abi, inebilirim falan deyip böyle hani orada komik hikayeler de oluyordu açıkçası. Ya en temelde teknolojiyle ilgili bahsedeceklerim aslında benim bunlar. Hani teknoloji tarafında yani bir sürü uygulama var bunları yapabileceğimiz, ama hani burada şey çok önemli, dediğim gibi hani bütün bu teknolojik uygulamalar bizim bağımsız hareketimizi doğrudan etkileyen şeyler değil, ama çok yardımcı olan şeyler. Hani zihin haritalamadan bahsedelim demiştim ben Şeyma'ya. Onu da şu yüzden bahsettim aslında. Zihin haritalama çok tevrimsel bir şey duruyor da. Çok da önemli bir konu değil aslında. Bu az önce bahsettiğim ipuçlarını yakalayabilme becerisi bence zihin haritası. Onunla ilgili de mesela güncel bir örneğim. Yine Utku üstünden vereceğim. İşte ben bir sürede böyle Utku'nun yeni taşındığı evine gidip geliyorum. Ama orayı da çok bilmiyorum yani açıkçası. İşte bana tarif ediyor. Abi şuradan git, buradan git, şuradan dön falan, ama anlamıyorum hani oradaki şeyi. Burada mesela şöyle bir yöntem kullandım. Oraya giderken böyle çevremi keşfedebileceğim uygulamayı, aslında bir navigasyon uygulamasını açtım ve ben kulaklığımı taktım. Yürümeye devam ettim aslında cadde üzerinde. O mesela bana sürekli şeyleri söylüyor. İşte şurada bir dönerci var atıyorum.
işte burada Carrefour var. Ve aslında hani ben mesela şeyi fark ettim. Bir sonraki oraya gidişimde evet benim bu dönercinin yanından sola dönmem lazımdı. Ya da işte Carrefour'un yanından karşıya geçmem lazımdı. Hani bunlar mesela daha mekansal ipuçları. Ya da işte şu olabilir, bir tümsek olabilir, bir merdiven olabilir. Hani bu çevredeki şeyleri okumak da aslında bizim sürecimizi çok kolaylaştırıyor deyip çok uzatmadan belki pas atabilirim. Yine soru gelirse, farklı bir şey gelirse üzerine konuşuruz. Ya Atakan'ın dediklerine böyle bir şey ekleyebilirim teknoloji hakkında. Hani o çevresel ipuçlarını kullanmak kısmında. Ya ben de hala bazen şey kullanıyorum. Çok eski tip metotlar bu. Eski izcilerin kullandığı metotlar. Babam izci oradan geliyor birazdan. Hani 4 kilometre 1 saattir gibi genel. Hani böyle yürüyüş hızınıza göre değişir o. Hani 5 kilometreyi de 1 saatte yürüyebilirsiniz gibi gibi. Yani bu veya hani yükseldi azaldıkça denize yaklaşırsınız genel olarak. Yani çok temel bir bilgi ama atıyorum Beşiktaş İstanbul'da deniz kenarında bir semt ve deniz kenarındaki vapura binecekseniz ya yükselti azalacak orada mecbursun ve bunu takip etmek. Bunu yani çok basit bir bilgi gibi gözükse de bazen gerçekten hayatını kurtardı oluyor. Yani güneş doğudan doğar. Bu da çok basit bir hayat kurtaran bilgi olabiliyor. Bir de bazen şey de çok değerli. Semtlerdeki önemli caddelerin ismini bilmek de cidden fark edebiliyor. Yani navigasyona girdiğiniz zaman en azından Google haritalardan biliyorum. Ben işte şey Barbaros Bulvarı falan diyor. Yani cadde ismi verdiği olabiliyor. Ve burada bu cadde bu Beşiktaş'ta mıdır, nerededir? Bunu bilmek, en azından o büyük caddelerin ismini bilmek de çok kolaylaştırabiliyor. Yani burada çok basit coğrafya bilgileriyle teknolojiyi kullanmak da, harmanlamak da o zihin haritalamayla beraber de bunu yaptığın zaman zaten uçuyorsun gibi bir noktaya varıyor bir noktadan sonra. Ya Utku'ya ben de şeyi ekleyebilirim. Bir bazı mekanların kendine özgü yapısı vardır. Mesela ya ben şunu düşünüyorum bazen. Bir durağa bineceğim mesela. Durağı arıyorum daha doğrusu. Yanlış bir yerde inmişim. Ve asıl gideceğim durağı arıyorum. Ve o durağın olduğunu biliyorum. Haliyle o zaman ben sesin geldiği yere gitmem gerekiyor. Çünkü hani ana yol tarafına, ana yolun sesinin geldiğini düşündüğüm yere gitmem gerekiyor. Veya bir başka şey, şehrin yapısını bilmek de önemli aslında. Örneğin şöyle, işte ben İzmit'te yaşıyorum ve İzmit'in ortasından E5 geçiyor. İzmit'in de E5'in diğer tarafı, yani deniz olmayan tarafı yüksek bir yer. O zaman ben yola ulaşmak istiyorsam ya da tamamen yoldan uzaklaşmak istiyorsam o yükseltiyi düşünebilirim. Yani şu anda aşağı iniyorsam o zaman yola doğru gidiyor olabilirim diyebilmek örneğin. Bu da zihinsel haritanın bir parçası aslında. Çok havalı bir kavram ama tamamen günlük pratiklerle oluşan ve mekanın krokisini kafanızda çizmeye, canlandırmaya yarayan bir şey bence. Buradan peki ulaşım araçları biraz aslında girdik de Atakan'la teknoloji boyutuyla ama çok daha geniş bir bağlam. Şehir içi, şehir dışı ve farklı farklı araçlar var. Bunlara dair genel bir çerçeve sunacak olursak Ezgi sen neler söylersin? Merhaba. Öncelikle şey söylemek istiyorum çünkü birazdan anlatacağım anılarla çok bağlantılı. Nedenini anlayacaksınız yani. Ben üniversiteyi kazanana kadar Mersin'de yaşıyordum. Ve toplu taşımaya hani ailemle falan binmişimdir. O da gerçekten çok nadir. O yüzden bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Şehirler arası yolculuk bir kere yapmıştım ve bebekken. İlk gittiğim zaman metroyla tanıştım. Metroyu kafamda birazcık canlandırabilmiştim ve metroya ilk bindiğimde de arkadaşlarımlaydım zaten. Daha sonrasında söyleyeceğim şeyi unuttum. Arkadaşlarımla metroyla giderken hani metrolar zaten şey önce metro yönlerini söyleyeyim. Metro yönlerini aslında yani otobüs durağı gibi falan karışık gelmiyor bana. Zaten yönü bulduğunuz zaman tek bir metro geliyor o tarafa ve bu konuda karışık yaşamıyorsunuz bir süre sonra. Metroya işte bindim hani iyi ki birkaç binişim falan normal. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonrasında hatta bu şeymalarla oldu. Ben metroda ben durak işte inecekken birden böyle ben yavaş yavaş ya diyorum şimdi duracak bizi görür zaten falan diye böyle
yavaş yavaş hareket ediyorum. İşte sırt çantamı takıyorum falan. Metroda kaldık arkadaşlar ve bir sonraki durakta inmek zorunda kaldık. Bu bir sonraki durakta inip ondan sonra hani tekrar gideceğimiz yere, karşı yöne geçip gideceğimiz yere geldik. Ve bu bana şunu öğretti. Hızlı olmam gerekiyor. Çünkü orada beni gören bir mekanizma yok ve benim oradan en hızlı bir şekilde inmem gerek. Daha sonra ben panikleyip sürekli böyle hayır ben oturmayacağım, kapının yanında duracağım falan yapmaya başladım. Tabii ki bir süre sonra o da geçiyor. Metroda genel olarak sesli anons sistemleri var zaten. Bazen açmıyorlar ama ben açmadıklarına çok nadir denk geldim en azından Ankara'dayken. Bu çok işe yarıyor. Çünkü o ineceğiniz durağı takip etmek ilk başta çok zor. Bir süre sonra durak sayıyorsunuz. Ve genelde şey yapıyordum ben, durak sayıyordum. Ama yine de ne olur ne olmaz diye yanımdaki bir kişiye soruyordum. Çünkü bazen kaçabiliyor. Görenler de kaçırıyor. O da çok normal. Benim hani burası Beytepe in dediklerinde hayır Tarım Bakanlığı burası dediğim oldu ve Tarım Bakanlığı'ydı. O yüzden görenler de kaçırabiliyor. Bu çok normal bir şey. Otobüs için ben otobüste de kaldım. Otobüs şöyle otobüs gelirken yani durağı bulma konusu falan hani onları zaten bir şekilde hallettiniz falan. Otobüste en büyük sıkıntı hangi otobüsün geldiğini bilemiyorsunuz ve bunu maalesef şu an yani bilmiyorum başka bir yöntem var mı ama herkes birine soruyor işte şu otobüs numarası geldi mi? Bu gelince söyler misiniz? Bunun başka yolu yok. Bu benim biraz... Şöyle yapılabilir. Kim uygulamalardan geleceğiniz otobüsün saatine bakılabilir. Evet ona bakıyorum ama yine de birkaç tane otobüs geldiği zaman o karışıyor. Doğru aynen. Karıştığı için birine sormam gerekiyor. Ya bir de şöyle bir durum var. Ben bu durumu İzmir'de yaşıyorum. Katılımcıların görüşlerini biz en sonda alacağız. Ben söyleyeyim. Bakmayın lütfen. Devam edebiliriz Ezgi. Devam edeyim. Tamam. Dediğim gibi işte bunu birine sormanız gerekiyor. Bu biraz şu an için hani sorunlu bir süreç. Orada garip garip insanlarla muhatap olabiliyorsunuz falan. Bindikten sonrası benim için yine aynı şekilde sesli anons sistemleri var. Durak sayılabiliyor. Otobüste biraz zor. Anons sistemleri genelde otobüste kapalı oluyor. Bazen Movit'i kullanıyorum ama Movit bazen sapıtıyor. Genelde yani olmadığı zaman yanımdaki bir insana söylüyorum. Hani şu an neredeyiz diye herhangi birine. Bazen şoföre söylüyorum. Şoföre bazen işte hani şuraya gideceğim. Burada beni indirir misiniz diyorum ama bir kere gerçekten çok alakasız, saçma sapan bir yere gitmiştim ve çok uzaktı. Geri dönmem çok zor olmuştu. O yüzden her zaman şoföre güvenmememiz gerekiyor. Ya işte telefon uygulamalarından bazen böyle haritadan takip ediyorum. Neredeyiz şu an diye fikir edinmeye çalışıyorum. Ve hani bunun yanında birkaç insana şu an neredeyiz diye soruyorum. Otobüs şehir içi otobüs de aynı şekilde pek bir sıkıntı olmuyor. Başka neden bahsedebilirim? Belki biraz fikir verebilirsin Şeyma. Evet, yani belki şundan bahsedebilirsin. Mesela şehir içi, şehir dışı gidiş gelişlerde örneğin molalarda indikten sonra aracını bulmak ya da yani belki şehir dışı genel olarak. Ha, evet. Yani bir şeyler benim şehir dışı deneyimlerimin çoğu ben otobüs yolculuklarını hiç sevmediğim için yakın arkadaşlarımla geçiyordu ya da ben molalarda inmiyordum. Çünkü gerçekten bundan hiç hoşlanmıyorum. Ama indiğim zamanlarda şöyle oluyor genelde. Bir yere ya mola yerinde işte yemek yerini ya da lavaboyu bulma konusunda genelde işte şey diyorum çoğunluk nereye gidiyorsa orayı takip ediyordum ya da biraz ışık algım var. O yüzden girişi bulabiliyordum ama dönüşte aracı bulmak benim için çok büyük bir sorun. Çok fazla otobüs oluyordu çünkü. Onda da ya otobüsün
plakasını birine söylüyordum. Ya da otobüsün işte güzergahını falan zaten bildiğim için birine söylüyordum, destek alıyordum. Bazen oradaki görevliler hani beni gördükleri zaman onlar da aynı şekilde destek oluyordu. Ama şöyle bir sorun var, mola yeri falan değil. Ben ilk otobüse bindiğimde şehirler arası yolculukta sürekli diyordum ki neredeyiz, neredeyiz, etrafta ne var? Çünkü aşırı merak ediyorum ve yolculuk da uzun, çok sıkılıyorum. Bir süre sonra şey keşfettim. Böyle sürekli haritalardan bakmaya başladım. İşte şu an etrafımda ne var? Şu an işte hangi yol üzerindeyim? Molaya ne kadar kaldı falan. Çünkü yeri bildiğiniz zaman bunu da öğrenebiliyorsunuz. Bu beni birazcık rahatlatmıştı. Hatta bayağı rahatlatmıştı. Sanırım anlatacağım şeyler bu kadar. Yani uçak yolculuğu konusunda zaten çok kayda değer bir şey yok. O yüzden uçak, tren de aynı şekilde. Yani tren, şehirler arası tren yolculuğu yaptığımda da sesli anons sistemi olduğu için İşte acaba neredeyim, ne kadar kaldı kaygısı falan hissettim. Bu şekilde. Teşekkür ederiz paylaşımların için Ezgi. O zaman buradan yavaştan Amine'ye bağlanabiliriz. Amine biraz böyle mekansal bağımsızlık odağında. Aslında mekan da yani sonsuz bir şey. Hangi bir mekan? Amine'nin aklına hangileri gelirse diyebilirim sanırım. Ama belki şey olabilir, hani uçak yolculuğu kalmışken işte havaalanında yani bir yandan da aslında bazı yerlerde bağımsız hareket etmek tek başına hareket etmek değil. Çünkü oradaki erişilebilirlik olanakları oldukça sınırlı. Dolayısıyla bağımsızlığın bir parçası etraftan yardım alabilmek oluyor. Ve etraftan doğru şekilde yardım alabilmek. Çünkü gideceğin yeri doğru ifade etmek, işte şehrin yapısını bilmek veya bulvarların, caddelerin adlarını bilmek veya kapalı bir mekandaysak da bilmek o yüzden de anlamlı oluyor deyip ben söz çalmayayım. Amine sendeyiz. Kaptırdın gidiyorsun, neyse. Senin her zamanki huyun. Alışıyoruz Şeyma'ya. Neyse, bunlar şaka. Arkadaşlar hakikaten mekan çok sonsuz, yani kapalı alan çok sonsuz bir kavram olabilir yeri gelince. Ben aklıma gelen opsiyonlardan, şeylerden, olası mekanlardan bahsetmeye çalışacağım. Uçak dediniz madem, ben de hiç otobüs yolculuğu neredeyse hiç yok. Genelde uçak oluyordu benim de gidiş gelişlerimde pandeminin öncesine kadar. Şimdi de öyle. Yani Şeyma'nın dediği çok doğru. Bazı yerlerde bağımsız olmak demek şey demek değil. Ben gideceğim, başından sonuna ben yürüyeceğim, ben bulacağım, hedefe ben varacağım demek değil. Nerede yardım isteyeceğinizi bilip, nereden sonrasında kendinizin hakim olduğunuzu bilmek, bunları iyi ayarlamak, hiçbir yerine, hiçbir kısmına hakim değilseniz de o zaman en doğru yardımı kimden alabilirim mi? O süreci en hızlı kiminle geçirebilirim mi? İyi belirlemeniz gerekiyor. Bütün bunlar da deneyim demek aslında. Havalimanlarında mesela bu söylediğimiz geçerli. Havalimanlarının çoğunda baştan sona kendinizin bağımsız olduğu bir yolculuk pek mümkün değil. Çünkü uçuş deneyimi olanlarımızın bilebileceği üzere yani geçişler yaptığınız, hele de büyük şehirlerde, büyük havalimanlarında, uluslararası havalimanlarında vesaire dolaşıyorsanız çok çok büyük havalimanlarından bahsediyoruz demektir. İki tane kapısı olmayan havalimanlarından bahsediyoruz demektir. Yavaş yavaş mesela İstanbul Havalimanı'na bir takım erişilebilirlik çözümleri getirilmekle beraber, hani teknolojinin kullanımıyla, bir takım kapalı mekan etiketleri kullanarak, mesela sizin Bluetooth bağlantınızla havalimanının içinde dolaşmanızı, işte kontuara sonra uçak kapınıza gitmenizi vesaireyi sağlayan teknolojiler yavaş yavaş geliştiriliyor, ama mekan içi navigasyon konusunda, ya Atakan da belki bir şeyler söyleyebilir bu konuda, ama çünkü biraz sonra AVM'ler için de benzer bir şey söyleyeceğim. Mekan içi navigasyon alma konusunda, teknolojinin mekan içinde kullanılması konusunda sanıyorum biraz daha ilerlemeye ihtiyacımız var. Ya da ben henüz bu konuda iyi değilim. Dediğim gibi burada belki biraz sonra Atakan girip söyleyebilir. Aklımda bulunsun lütfen. Ben burayı tamamlayayım, yoksa ben unutacağım. O şekilde, havalimanları bu şekilde. Onun dışında sıradan bir, çok günlük bir örnek olarak, işte ne bileyim, okulumuzun
kampüsümüzün fakülteleri, işte farklı farklı dersliklerimiz var belki ve biz farklı binalar içerisinde dolaşıyoruz. Bu noktada da gidip geldiğiniz yerler olduğu için elbette merdivenin, asansörün yerini ezberlemeniz olası. Hatta çok karışık bir yapısı yoksa dersliğinizi bile ezberleyebilirsiniz. Ama ben mesela dersliğimi ezberlesem bile işte yani alan çok geniş. Yani duvar takibi yapa yapa gidip de ha üçüncü kapı benim dersliğimdi diyemiyorsun. Bir de arka kapısı var, ön kapısı var. Bir sürü bir şeyleri olabiliyor. Orada tamamen sizin şeyiniz var aslında. Bu binanın düzeni nasıl? Amfi mi var, sınıf mı var, tek giriş mi, iki giriş mi vesaire. Bunların mesela üniversite öğrencisi bir insanın kendisinin ölçüp biçmesi gerekiyor. Lise düzeninde bir okulda herhalde sınıf bulmak çok da problem olmaz. Benim için olmamıştı. İnsanlara soruyorum bu noktada da yine ya işte bilmem kaçın sınıf nerede, şu numaralı ofis nerede gibi. Onun dışında mesela geçenlerde keşfettiğim ama henüz özellikle okulumda denemek istediğim ama henüz okula, kampüslere giremediğimiz, oralarda başlayamadığımız için deneyemediğim bir şey daha var. Bir uygulamanın mesela etrafı tarama, kamerayla etrafı tarama özelliği var. Bilindik şeyleri işte ne bileyim merdiven, çöp kutusu, işte bir kapı, masa gibi bir takım şeyleri böyle kategorik olarak size bulabileceği ve işte yani var mı yok mu veya yakında mı diye bunu şey gösterebileceği bir takım uygulamalar, denemeler yapılıyor teknolojik olarak. Mesela bir seferinde şey denemek istiyorum. Binaya girip telefonu tutup merdiveni acaba görecek mi? Söyleyecek mi? Nerede olduğunu bulabilecek miyim diye. Mesela çok hızlı ne bileyim o sırada telefonunu çıkarabilecek, tarayabilecek gibiyseniz hemen hızlıca bu da denenebilir. İlk bir girilen kapalı binalarda merdiven vesaire gibi bilindik bir şey arıyorsak. Onun dışında biraz daha yine gündelik olarak mesela kafeye gidebiliyoruz insanlarla ya da tek başımıza ya da işte ne bileyim kahve almaya gidebiliyoruz. Buralarda da yine çoğu mekanda biliyorsunuz hem masa muhalefetleri olabilir hem işte başka kalabalık bir şeyler, dar aralar, labirent gibi geçilen kısımlar olabilir. Biliyorsunuz yani tıkış tepiş restoranlar da var, ferah feza yerler, daha böyle bar masaları gibi olan daha böyle casual gündelik yerler de var biliyorsunuz. Buralarda ekseriyetle istediğiniz yardımlar işe yarıyor ya da mekan içerisinde lavabo kullanacaksınız. Yine lavaboya kadar birisi size eşlik ediyor. Hatta dönerken de bir şekilde eşlik gerekiyor. Çünkü masanızı bulmak da aynı şekilde problem. Kapalı mekanlarda sarı çizgi kullanılmışsa herhangi bir mekan için konuşuyorum. Bu yine avantaj olabilir. Mekandaki o haritalamayı yapmak için kapalı da olsa yine zihin haritasını çıkarmak için ben sarı çizgileri şey buluyorum. Çok değerli buluyorum o anlamda bir yerin oryantasyonunu kolaylaştırmak anlamında hem kapalı hem açık mekan. Tabii açık mekanlarda sarı çizgiyi çok çok daha nadir veya sadece belli başlı yerlere gidip ondan sonra bitiveren ya da siz sağa doğru gitmek isteseniz bile o sadece sola doğru kıvrılarak giden falan sarı çizgiler var. Onları istisna tutuyorum. Ya da mesela metrolarda sarı çizgiler oluyor. Ama sizi mesela ya direkt asansöre yönlendiriyor ya işte normal fiziksel merdivene, yürüyen merdivene yönlendiren sarı çizgi çok az. Çünkü burada mesela bir varsayım var. Aman kördür. Bu sarı çizgiye göre gidecekse yürüyen merdiveni kullanamaz. Yürüyen merdiven de şimdi bir düşse onu durduramayacağız. Arıza marza bir sürü kaza bela gibi bir takım bir sürü önyargı sebebi de son yapılan belki sarı çizgiler farklıdır ama belediyelere bununla ilgili şey gidiyordu. Yani neden işte merdiven yürüyen merdivene gitmiyor sarı çizgi gibi. Böyle bir küçük detay vereyim. Onun dışında yine kapalı mekan olarak AVM'ler ki en geniş herhalde ne bileyim yer yön tayin etmekte ne duvarları ne de bu kenarı, köşeyi kullanabileceğimiz en zor yerlerden bir tanesi. En azından ben hiç kullanamıyorum. En basit AVM'den en karmaşığına kadar. Yani kenarlarında mağazaları dizili olan ama kare mi, yuvarlak mı, ne zaman sağa dönüş var, neresi düz gidiyor falan hiçbir şekilde anlamadığım. Bazıları yine AVM haritalamakta da fena değildir ama ben hiçbir zaman bu konuda iyi olmadım. Yürüyen merdivenlerde belirsiz, asansörlerde belirsiz. Bir mağazadan ötekine gitmek isteseniz mağaza aynı kattaysa bile en az 5 kere yardım istemeniz lazım ya da aynı kişiyle gitmeniz lazım. AVM'lerde de çoğunlukla o zaman ben şey kullanıyorum. Girişten itibaren güvenlikte birinin bana eşlik etmesini istiyorum. Orada da biraz şey oluyor. İşte ahiret sorgusu gibi hangi mağazaya gideceksin, sonra nereye gideceksin, sonra nereye gideceksin gibi. Yani
Hani gayet plansız, sadece gezmek için, sadece bir alışveriş çılgınlığı yapıp oraya da gireyim, buraya da gireyim demek için de gelmiş olabilirsiniz. Ama burada biraz sanki spontan olmanıza izin verilmiyor gibi. Nereye gideceğiniz, sonra ne yapacağınız, sonra ne yapacağınız belli olsun gibi bir şey bekleniyor. Ama buna bir zorunluluğunuz yok aslında. Ben böyle durumlarda kendimi çok sıkıştırılmış hissediyordum ya da hissediyorum ve öyle durumlarda durumu esnetmeye çalışıyorum. Hani net bir yer yok ya da belirlediğim bir sıra yok. Şuraya gideceğim ama sonrasını bilmiyorum. Şöyle şöyle yani gibi bir takım şeyler, esneklik şey yapmaya, payları bırakmaya ve hani benim de sadece gezip görmek için, belki sadece vitrin bakmak için, yani bizim vitrin bakma tabirimiz nedir? Girip dokunursun falan. Sadece bunlar için de gelmiş olabilir mi? Mesela şey yapmaya çalışıyorum. Planım belliyse bile mesela bilerek esneklik şey yaparak oraya bir şey bırakıyorum, pay bırakıyorum falan. Bunu belki size de söyleyebilirim. Ve bir de yani yine metrolardan bahsedeceğim. Biraz önce Yüreğim Merdiven için bahsetmişim. Başka bir şey için soracağım. Metrolarda mesela özellikle İstanbul'da metro çıkışında hangi çıkıştan yürüyen merdivene çıkmamız lazım? Acaba metrodan, trenden iner inmez mi çıkış ayrılıyor, yoksa bir üst katta mı ayrılıyor gibi bir takım bir sürü soru oluyor. Ve bütün bunlar aslında tabelalarla, oklarla çok belirgin. Ama bu noktada henüz teknolojik bir şey de bildiğim kadarıyla yok. Yani benim kullanabileceğim, aklımda olan bildiğim bir yöntem yok olmadığı için mecburen metrodan indikten sonra bazen bir boy öte tarafa, sonra bir boy ters tarafa yürüyüp insan buluyorsunuz eğer metro çok boşsa. İstanbul metroları pek boş olmaz ama onun da olduğu zamanlar oluyor. Anadolu yakası metroları boştur mesela. Orada insan bulup ne taraftan çıkacağınızı önden bilmeniz de gerekiyor tabii ki. Çünkü söyleyesiniz, o da size şey desin. Çıkış buradan ayrılıyor veya önce çıkıp sonra üst kattan ayrılıyor gibi bir şey söylesin. Ve işte eğer mümkünse size eşlik etsin. Çünkü üst katta bir daha nereden, hangi turnikeden çıkacağınız, sonra sağ mı sol mu düz mü yapacağınız belirsiz. Dolayısıyla bu noktada mesela metro içlerinde sarı çizgi olsa bile size şey fikrini vermiyor. Bu sarı çizgi nereye ayrılıyor? O sarı çizgi nereye ayrılıyor? Bunun fikrini çok alamıyoruz. Sanıyorum benim mekanlarla ilgili özetlemek istediğim şey bunlar. Şeyma, araya mı girdin bilmiyorum. Girdiysen kesildi, duymadık. Tam toparlayabilir miyiz diyordum ki Tamam, süper. Süper. Ben aslında Şeyma'ya 2 gün önce dedim ki abi de kapalı mekan konusu da çok kısır dedim, yani yardım isteyeceksin diyecek bitecek dedim ama o kadar da değilmiş. Bayağı konuştum. Böyle toplayabilirim herhalde. Yani belki vaktimiz varsa birkaç küçük ipucu ekleyebilirim Şeyma, senin akışına göre. Tabii. Benim söylerken not aldım. Ya böyle birkaç şey aklıma geldi söylerken. Çok benzer şeyleri hepimiz yaşıyoruz aslında. Bir yani yardım isteme konusuyla ilgili benim kendimce geliştirdiğim ve başarılı olduğuna inandığım bir yöntemim var. Her zaman aslında sokaktaki insanlardan yardım almak zorunda değiliz. Hani kimden almak zorundayız bu biraz şey oldu sokaktaki insanlardan. Aa, bu güzel bir Ben ipucu oldu. telefonumun kamerasını çok sık kullanıyorum ve bunu ilk kullanmayı şöyle öğrendim. Ben bir dönem bir yurtta kalıyordum ve yurtta minibüse indikten sonra yurdun hemen de girişinde inmediğimi fark ettim ve alakasız saçma sapan yüksek yüksek binaların olduğu ama hiç kimsenin olmadığı bir yerde kaldım. Ve burada ne yapacağımı düşünürken aklıma babamı WhatsApp'tan aramak geldi ve babamı aradım. Telefonu yukarı kaldırdım, sağa sola çevirdim. Neredeyim şu an diye sordum ve o beni aslında sonra yurdun kapısında gördü bir şekilde ve beni oraya kadar yönlendirdi. Başka bir olayı da aslında hani Amine şeylerden bahsetti, alışveriş merkezlerinden. Hani orada böyle ben bir tık şey hani bu biraz benle ilgili görevlerden düzenli olarak yardım almaktan çok sıkılıyorum. Yani Amine de bahsetti zaten daraltıyorlar sizi çünkü. Orada mesela bir alışveriş merkezine gittiğimde böyle etrafı çok böyle geniş, daire şeklinde bir AVM'ydi. Orada da aklıma aslında normalde kullandığım BeMyEyes uygulaması geldi. Bilmeyenler için aslında gören insanlarla sizi eşleştiren bir uygulama yardım almak için. Ben bunu hep evde kullanıyordum. Ama aklıma geldi. Yani aslında zaten bir sürü ipucu var. Ben de temel bir bilgiye hakimim bu AVM ile ilgili. Oradan hemen birini aradım. Kulaklığım vardı zaten kulağımda. Dedim ki şu an işte karşımda neyi görüyorsunuz? İşte şurada şöyle bir şey olmalı. Görebiliyor musunuz? Tam bu hani kamerayı tarama. Onu yapay zeka yapmak yerine aslında ben bir insan zekasından yardım almayı tercih ettim. Ve aslında bundan sonra son zamanlarda mesela geçen hafta yine bir AVM'ye gittim ve kahve almak için bir yeri bulmam gerekiyordu. Az sonra da bir arkadaşımla buluşacaktım. Onda buluşmadan onu aradım WhatsApp'tan. Dedim ki ben şu an buradayım. Bak şöyle ilerliyorum. Nereye gitmeliyim? İşte önce biraz sola git. İşte sağa git. Hatta bazen şu bile oluyor. Dur bak karşında bir şey var. Ona dikkat et. İşte sağdan git falan. Bu mesela benim için çok kolaylaştırıcı bir yöntem oldu.
O yüzden hani her zaman dışarıda yardım alacak insan bulamayabilirsiniz. Mesela sabah olabilir, bu akşam olabilir. Eğer dışarı yeni yeni çıkıyorsanız belki aileyi aramak bile burada pozitif bir etki yaratabilir. İşte ya bak ben senden de yardım alıyorum zaten. Kendim de riske atmıyorum şeyinde. Öyle bir ipucu geldi aklıma. Yani yine Amine şeylerle ilgili, kapalı navigasyonla ilgili bir pas attı. Ona da cevap verip çok hızlı toparlayayım. Yani orada da aslında dışarıdaki navigasyona çok benzer. Hani navigasyon sapması dediği gibi Amine'de kapalı alanlarda çok yüksek. Bu o yüzden çok teknolojiden teknolojiye göre değişiyor. Yani telefonumuza modeline göre bile değişebilen bir konu ve zaten çok da yaygın bir teknoloji değil maalesef. Ama günden güne gelişiyor. Onunla ilgili de yine küçük bir ipucu. Bu bütün kapalı alan navigasyon uygulamaları sizin şu an neyin önünden geçtiğinizi size söylüyor. Ve hani az çok aslında şeyi siz de belki eğer biliyorsunuz orayı, ya bana sola dön diyor ama ben daha şu an işte örneğin Apple'ın önündeyim. Mesela işte Zorlu'dasınız, İstanbul'da bir alışveriş merkezi ve Apple'ın önündeyim. Abi dur buradan dönemem ben, ileriden dönmem lazım mesela gibi küçük böyle yön, yer yön şeyleri yapılabilir gibi geliyor. Ben bugün hep böyle şey küçük küçük hack yöntemleri paylaşmış oldum ama aklıma gelince ekleyeyim dedim. Bence kesinlikle çok iyi oldu. Ben de şöyle bir örnek paylaşmak istiyorum. Hep aşağı yukarı yeni geldiğimiz bir alanla ilgili deneyimler konuştuk. Ben Hacettepe'de okumuştum ve öğrenciyken işte hep aynı yer. Zaten kampüs içerisinde belli başlı yerler var. Ne kadar da hani büyük ve işte bir sürü içinde mekan olan bir alan da olsa sonuçta yıllarca aynı yerdesiniz ve birkaç ay sonra artık bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ve ben genellikle başlangıçta ya burayı ben geçmişte öğrendiğim şu yer kadar iyi bilecek miyim acaba? Yani kampüste de aynen bu hisle girdim ve gerçekten o kafamdaki eski yerlerden daha iyi öğrenerek ayrıldım ve bu çok kısa bir süre içerisinde oldu. Aslında tamamen o motivasyonla ve doğru kaynakları bulmakla alakalı. Bazen işte görmeyen birinin o alanı öğretmesi iyi oluyor. Bazen kendi kendinize işte bir yerleri arayarak oluyor, navigasyondan yardım alarak ve baktığınız yanlış yere doğru gidiyorsunuz birine sorarak. İşte o birine sormak aslında bizim için etraftaki tabelaları okumak gibi bir şey. Çünkü o anki tabelalara ulaşamıyorsunuz. Şu an hangi binanın önündeyim diye birine soru veriyorsunuz gibi. Ya da bazen işte navigasyonda kampüs içerisinde iyi işleyebiliyor. Tabii kampüs daha bir şehre göre küçük bir alan olduğu için çok da etkili olmayabiliyor benim deneyimim açısından. Ben sürekli gittiğim yerlerle ilgili şunu ekleyeceğim. Bir yemek mekanı ve biliyorum. Az çok masaların dizilişini de biliyorum. Sürekli gitmişim çünkü. Artık orada benim desteğe ihtiyacım olmuyor. Ve şunu fark ediyorum. İşte çok kalabalıksa boş masayı nereden bulacağım? Bunu bir AVM düzenindeki bir mekan açısından anlatacağım. Etrafta bir sürü yemek mekanı. Ortada da sonsuz tane masa ve sandalye. Ve onlar ilginç labirentimsi düzenlere sahip ve belli bir düzeni var evet ama genel olarak belli. Mesela merdivenden dükkanlara kadar olan bir alan boş. Orası genelde boş oluyor ama sıra aralıkları işte masa aralıkları tabii ki sabit değil. Belli başlı böyle sabitlikler keşfetmek önemli. Bir mekana gidiyorum mesela yemek istiyorum orada bekliyorum, yemeğimi alıyorum ve görevliye diyorum ki ne tarafta boş yer var. O da diyor ki mesela salon 1'in kapısına doğru birkaç tane boş yer var diyor. Ve ben salon 1'in kapısını nerede biliyorum aşağı yukarı. İşte böyle camlarda ayrılmış bir yer falan oluyor. O salonun kapısını biliyorum ve o tarafa doğru yöneliyorum elimde tepsiyle. O da şöyle oluyor. Zaten iyi bildiğim ve kendime güvendiğim bir alan. Bastonumun uzun olması burada çok önemli. İşte sol dirseğime kadar olan kısmı tepsinin sol tarafını tutuyorum. Ve baston kullandığım elimle de sağ tarafına destek veriyorum. Tabii ki burada tepsinin üstündeki şeylerin ağırlığını da kendime doğru yöneltmem önemli oluyor. Bastonla devam ederek gidiyorum. Bu biraz yavaş yürüyerek oluyor. Bir de çok aşırı kalabalıksa tabii ki insanların bana çarpmaması gerekiyor zaten çünkü tepsi çok sağlam tutulmuyor o sırada. Bir de çok sıvı yemeklerde taşımak zor oluyor. Bu örneği paylaşmamdaki amaç şu. Aslında çok karışık da olsa bir yerlerde kendi kendimize gitmenin de bir yolunu sık gittiğimiz bir yerse buluyoruz deyip bütün bunlara dair az gören deneyim açısından neler eklersin diye tekrar Utku'ya dönüyoruz.
Tamam ya, mekan konusunda çok belki hani az görenlikle ilgili değil ama ya yani şunu da söyleyeyim bu arada, hani çok da farklı şeylerden bahsetmiyoruz aslında, çünkü hani tüm metotlar aslında biraz da evrensel yöntemler yani. Bazen yardım almak gerçekten lazım olabiliyor kapalı mekanlarda. Orada şunu ekleyecektim ben de. Ben genelde kilit personele gitmeye çalışıyorum her zaman. Yani bir AVM'ye gittiysem orada şey biliyorum. Bu AVM'de danışma deskleri var. Yani info deskleri var. Ve hani orada illa biri durur. Ya da ne bileyim bir BİM'e veya A101 gibi böyle bir alışveriş merkezine gittiysem daha market var. Orada kasada biri vardır. Ve oradan beni biri yönlendirebilir. Gibi gibi. Hani çünkü çevredeki insanlar bazen gerçekten yanlış yönlendirebiliyor ve hani anlayamıyor biliyorlar durumu gibi gibi. Öyle hani kilit personele gitmek gibi bir yöntemim oluyor benim genelde. Onun dışında dediğim gibi hani bu mekan içi navigasyon konusunda hani çok da farklılaşmıyor aslında az gören deneyimiyle kör deneyimi. Çünkü ya baktığın zaman dükkan isimleri yukarıda yazıyor ve bazı isimler gerçekten çok karışık ve küçük yazabiliyor ve gerçekten görmeyebiliyorsun. O yüzden yani o telefon kamerasını kullanmaktır, teknolojik çözümler olmak veya o hani mekanın iç durumunu, iç dizaynını bilmek gibi yöntemler her zaman her türlü işe yarayabiliyor. Diyeyim bu kadar galiba. Çok teşekkürler Utku. Ben senin baştaki söylediklerinden de belki şunu tekrar vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Aslında körlük bir şekilde körlüktür ve görmek de anlamlıdır. Yani görüp de total bir şekilde görmüyormuş gibi davranmak değil, bütün imkanları kullanabilmek. Nasıl ki beyaz baston tek başına evet anlamlı ama teknolojik araçlarda daha zengin bir bağımsızlık üretebiliyorsak, aynısı az görmeyle hiç görmemeyi kullanmak açısından da geçerli diye tekrar vurgulamak istedim. Çünkü işte az görmek ya ben görüyor muyum görmüyor muyum gibi bir kimliğine yol açabiliyor deyip ben susuyorum. Bu noktada kaydı da durdurabiliriz. Biraz böyle deneyim paylaşımı şeklinde hani sorusu olanlar ya da paylaşmak istediği şeyler olanlardan devam edebiliriz. El kaldırabilirsiniz. Ya da az kişiyi söze de girebilirsiniz. Ya da ondan önce aslında ben arkadaşlar size sorayım. Hani eklemek istediğiniz neler olur diye. Ben bir küçük bir şey eklemek istedim Şeyma, eğer izin olursa. Sen söylerken biraz daha ayrılmam gerekti. Sonuna denk geldim ama şu tepsi taşıma ile ilgili bu benim birazcık fobimdi şeyde. Hani özellikle böyle yurtta falan yaşarken. Oradan bir yere bağlayacağım. Hani sen böyle güzel bir yöntemden bahsettin. Tamam duyamadım. Ayrıca soracağım sana ama ben mesela şöyle bir yöntem geliştirdim. Bunu ilk başta sadece tepsi taşırken kullandım. Şu an bayağı hayatımda kullanıyorum. Hani oradan da şeye bağlayacağım. Biliyorsunuz normalde rehber işte bağımsız hareket böyle eğitim veriliyorsa ki Türkiye'de çok az veriliyor. Hep böyle kola girme falan gibi ya kola girmeniz lazım gibi şeyler anlatılıyor. Bu o kadar da zorunlu bir şey değil bence. Ben tepsi taşırken dirsek takibi diye bir yöntem kullanmaya başladım. Zaten eğer işte bir yerde mesela genelde işte iş zamanında mesela iş arkadaşlarımla zaten yemeğe gidiyorum ve genelde yemek alın böyle yemeği işte bir uzun bir aslında sıradan alıp devam etmemiz gerekiyor. Tepsi taşımamız gerekiyor. Orada mesela tepsimi alıyorum, bastonumu katlıyorum. Orada kapatıyorum çünkü zaten beraber gidiyoruz. Dirsek takibi yapmaya başlıyorum. Yani aslında kendi dirseğimi onun dirseğine değdiriyorum. Hafif bir şekilde ve aslında yürürken onun ne tarafa doğru gittiğini zaten algılayabiliyorum. Mesela bu yöntemi sonra çok hava çok sıcak olduğunda yazın ne benim elimsin ne de onun kolu terlesin diye mesela böyle bir şey için de kullanmaya başladım. Hani bu bir yöntem de ipucuydu küçük. Bundan da şeye bağlayacağım. Hani her bağımsız hareket yöntemi kesin olarak doğru değildir. Ben baston kullanımı ile ilgili olan şeyleri de çok inanmıyorum. En doğru yöntem bizim en rahat ettiğimiz yöntem deyip belki böyle ekstra yöntemler de geliştirilebilir. Bir ana fikir olarak aslında hepsi birer süreç ve bağımsız harekete hay bakalım başladım deyince hepsi gelişmiyor. Her alan yeni bir deneyim aslında. Peki bir paylaşım soru varsa devam edebiliriz. Sanıyorum yok. O zaman etkinliği kapatmadan önce ben tekrar hani şunu eklemeliyim dediğiniz bir şey varsa arkadaşlar onu ekleyebiliriz.
Biz zaten epey konuştuk. Bence çok iyi oldu. Dinleyen ve katkı sunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. O zaman bir etkinlikte daha görüşmek dileğiyle.